Tabii. Müvekkilimiz kadın ile eşi arasında yaşanan bir tartışma esnasında müvekkilimizin eşinin elinde bulunan cevizleri müvekkilimiz kadına fırlatarak onu yaraladığı, bu sırada müvekkilimizin de elinde bulunan tabağı kendisini korumak maksadıyla eşine karşı kullandığı gerekçesiyle her iki taraf hakkında fiilen saldırıya elverişli olan ceviz ve tabak silah olarak kullanılarak kamu davası açılmasına karar verildi. Normal basit yaralamana verilen cezanın ağırlaştırılmış şekli silahla yaralama. Bu bakımdan ceviz ve tabağın silah olarak kabul edilmesini çok önemsiyoruz. Çünkü artık suçun nitelikli haline dönüşüyor. Yaralamanın, basit yaralamanın nitelikli haline dönüşüyor. Ceviz ve tabağın silah olarak kullanılması. Bu davanın önemi fiili saldırıya elverişte her türlü vasıtanın silah olarak kabul edilebileceği ve burada silahla yaralamadan hakkınıza dava açılabileceği bakımından önemli. Bazen sinirli olduğumuzda elimizde bulunan vasıtaların silah olarak değil sadece sinirimizi, öfkemizi yansıtmanın bir yolu olarak kullandığımızı görüyoruz. Oysa hukuki açıdan bu değerlendirme silahla basit yaralamaya neden olabilecek nitelikte. İlk önce sorunlarımızı iletişim yoluyla çözmenin önemini vurgulamak istiyorum. Bir tartışmada sadece tabanca, silah, bıçak gibi aletlerin silah olarak değil, her türlü vasıtanın silah olarak değerlendirilebileceği ve sorunlarımızı iletişim yoluyla çözülmesinin uygun olabileceği kanaatindeyim. Dosya şu anda Asya Ceza Mahkemesi'nde derdest olarak görülmekte. Konuya ilişkin savunmalarımızı dosya kapsamına sunduk. Şu anda mahkemenin belirleyeceği duruşma gününde giderek savunmalarımızı beyanla tekrardan mahkeme önünde tekrar edeceğiz. Geçtiğimiz bir olayda ceviz silah olarak sayıldı. Daha önce böyle bir şey duydunuz mu? Daha önce duymadım, şaşırdım. Şiddetin azı çoğu olmaz. Şiddet her türlü şiddettir. Bunu ister cevizle kullanın, ister başka bir materyallerle kullanın. Şiddet her türlü şiddettir. İnsanlar sorunlarını konuşarak anlaşmalı bence. Şiddete meyil vermeden.